Validem, beni görmek istemişsiniz. Bana savaşta olduğunu, aşka meşke ayıracak vaktin olmadığını söylemiştin. Ancak Mihri Nisa burada. Babanı karşına alacağının farkında değil misin? Müsahibem olarak geldi. Hünkârımız dahil herkes böyle bilecek. Bizzat seni ikaz etmiş. Onu burada istemiyor. Bir tavsiyeydi sadece. Kararı bana bıraktı. Ben de kararımı verdim. Mustafa. Bunca sene kaidelere riayet ettim de ne oldu valide? Elime ne geçti? Hünkârımızın cennetinden defalarca kovuldum. Bu sefer kaideleri değil, kalbimin sesini dinleyeceğim. İnşallah beni anlarsınız. Bir daha dönmeyeceğinizi sanıyordum. Ben de öyle. Merak etme Atmaca, kimse burada olduğumu bilmiyor. Er ya da geç ortaya çıkacaktır. Daha dün neler olduğunu unuttunuz mu? Ben kaderime razıydım. Lakin şehzademiz razı gelmedi. Babama bir mektup yazmışlar. Allah'ın emri peygamberin kavliyle beni istemişler. Yakında nikahımız kıyılacak. Ne nikahından bahsediyorsunuz? Bilmez misiniz ki şehzadelerin nikah kıyması yasak, hele sizle mümkün değil. Elbette gizli bir nikah olacak bu Atmaca. Herkes beni yine şehzademizin müsahibesi olarak bilecek. Şimdi içim rahatladı. Atmaca, sen sadece vazifeni yap. Gerisine de karışma. Benim vazifem şehzademizi korumak. Düşmanlarından, dostlarından ve dahi lüzum olursa kendinden bile korumak. Mani mi olacaksın? Hiç durma, elinden geleni yap. Çünkü ben artık buradayım. Ve bir daha şehzademizi asla bırakmayacağım. Hünkârımıza burada olduğumu söyleyin. Hünkârım, emriniz üzere şehzadelerimizin sancaklarını dolaştım hünkârım. Evlatlarım nasıl? Çok şükür. Hepsi de sağlıklı ve vazifelerinin başındalar. Henüz geldiğim için vaziyetleri hakkında telhis hazırlayacak vaktim olmadı. Bilahare arz edersin. Sen gördüğün, işittiğin ne varsa olduğu gibi anlat. Evvela Mustafa'mdan bahset. Amasya'da vaziyet nedir? Ahali nasıl? Mustafa'mdan memnunlar mı? Ahali şehzademizi Amasya için bir lütuf olarak görüyor hünkârım. Hizmetleriyle herkesin gönlünü fethetmişler. Herkes nasıl memnun olur? Nasıl? Hiç mi şikayet yok hakkında? Var elbet. Kimsenin gözünün yaşına bakmadan siz yüce padişahımızın adaletini tesis ettikleri için bundan şikayetçi bazı tüccarlar mevcut. Menfaatleri bozulmuş zira. Başka? Başka. Mahidevran Sultanımız. Kendilerini hayır işlerine adamışlar. Bir vakıf kurmuşlar. Bu yolla dört bir yandaki ihtiyaç sahiplerine yardım edeceklermiş. Allah kabul etsin. Lakin benim neden haberim yok bu vakıftan? Henüz faaliyete geçmiş değil hünkârım. Usuller neyse aynen tatbik edilecektir muhakkak. Her şeyde olduğu gibi övgünün ve takdirin de fazlası zarardır Nasuh. İnşallah ahalinin bu sevgisi benim oğlumu gurura ve kibre sürüklemez. Mustafa'mın mazideki hatalara düşmesini arzu etmem. Şehzademiz yaşadıklarından ders almıştır hünkârım. İnşallah. Kapıdan Paşa'nın kızı Mihri Nisa Hatun, Mustafa'nın müsahibesiymiş. Hala vazifesinin başında mı? Hayır hünkârım. Amasya'da değil. Şehzademiz arzunuz üzere Mihri Nisa Hatun'u azletmişler. Hala. Doğru olan da bu. Bir şehzade kiminle münasebet kurduğuna dikkat etmeli.
Bayezid'im nasıl? Kütahya'da her şey yolunda mı? Şu hünkârımızla görüştüm. Şehzadelerimizle alakalı malumat verdim. Şehzademiz Mustafa'dan nasıl bahsettin? Her şeyin yolunda gittiğini söyledim. Lakin hünkârımız kızınızı sual ettiler. Yani Amasya'da olup olmadığını. Sen ne cevap verdin? Hünkârımıza yalan söylemek istemezdim. Lakin şehzademizin iyiliği için hakikati saklamam icap ediyordu. Öyle olması beni de rahatsız ediyor Nasuh Efendi. Lakin ne kadar gayret göstersen de kaderin önüne geçilmiyor. Öyle paşam, öyle. Ayrıca şehzademiz Bayezid de hiç rahat durmamışlar. Onu da diyemedim. Kıyamadım. Allah sonumuzu hayretsin. Amin. Hekimbaşı, Hızır Hayrettin Paşa'yı sık sık ziyaret ediyorsun değil mi? Gün aşırı ziyaretlerine bizzat gidiyorum paşam. Nedir vaziyeti? Hünkârımız merak içerisinde. Dedikleri gibi sahiden iyileşti mi? Son günlerde epey toparladılar paşam. Bol bol istirahat edecekler. İlaveten yediklerini içtiklerine de ihtimam gösterirlerse hiçbir şeyleri kalmaz. Paşamızın saati yüce devletimizin istikbali için ziyadesiyle mühim. Gözün üzerlerinde değil mi? Aman diyeyim aynı odada kalmasınlar. Kalmıyorlar sultanım. İki dairenin de başına birer ağ koydum. Onca yolu sadece sohbet için gelmedi ya. Mutlaka gizli saklı buluşuyorlar. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim. Biri duysa al başına belayı. Büyük rezalet. Gel. Sultanım. Gece vakti rahatsız ediyorum sizi. Ne rahatsızlığı? Gel otur şöyle. Bir şey mi oldu? Buraya geldiğimden beri nasıl huzursuz olduğunuzun farkındayım ve bu beni çok üzüyor. İnanın sizi üzecek hiçbir şey yapmak istemezdim. Seninle bir alakası yok. Kapıdan Paşa'nın kızı benim de kızım sayılır. Ancak gördün işte neler olduğunu. Düşmanlarımız acımasız. Sultanım ben şehzademize sadakatle bağlıyım. Emin olun ona bir zarar gelmesini asla istemem. Müsaade buyurursanız izah etmek isterim. Neyi izah edeceksin Mihrün İsa? Bizi yalnız bırak. Hünkârımız hemen her gün ziyaret ediyor kızını. Maşallah pek de güzel. Öyle. Bir kardeşim daha oldu. Sen üzülme ama. Hünkârımızın gözünde senin yerini hiç kimse tutamaz. Üzülmüyorum. Aksine. Şehzadelerimiz doğru dürüst gördüm yok. En azından büyüyünce yanıma yoldaş olur. Müsaadenizle sultanım. Tetkik etmem icap eden bazı evrak mevcut. Allah'ım neler duyuyorum böyle. Gizli nikah yapacaksınız öyle mi? Şehzademize olan sadakatim ne kadar büyükse, aşkım da o kadar büyük. Aşka her daim hürmetim var. Lakin bu böyle olmaz Mihrün İsa. Gizli saklı şeyin ne hayrını göreceksiniz? Hem nasıl mesut olacaksınız? Arzu ettiğiniz gibi yaşayamadıktan sonra ne manası var? Ben şehzademizin sadece haremi değil. Gözü kulağı olacağım sultanım. Ne demek bu? Bilmediğiniz şeyler mi? Aslında konuşmam yasak. Lakin bilmeniz icap ediyor. Bağışlayın şehzadem fakat vazifem icabı sizi ikaz etmeye mecburum. Kendini boşa yorma Atmaca. Mihrün İsa artık burada. Geri dönüş yok. Emin ol Atmaca.
Aynı şeyleri 1000 defa söyledim. Ancak şehzademizin iradesinin karşısında boynumuz kıldan ince. Nedir seni bu kadar endişelendiren? Şehzadem Ali Ağa idam edildi. Ve hünkârımız bunun emrini sizin vermenizi istedi. Malumunuz üzere bu hem size hem donanmaya hem de Yeniçerilere verilmiş ağır bir cevaptı. Bundan böyle atacağınız her adım, bilhassa Kapıdan Paşa'nın kızıyla evlenmek, sizi savaşa sürükleyecektir. Ve inanın bana, bu savaşta düşmanlarınızla değil, hünkârımızla karşı karşıya gelirsiniz. İstediğinizin bu olduğunu sanmıyorum. Senelerdir hünkârımızı bana düşman etmek istiyorlar. Başaramadılar. Zira ben babamı biliyorum. Babam da beni. İkimizin de tek bir pusulası var. Vicdan. Şehzadem, vicdanın olduğu her yerde vicdan azabı da vardır. Tavsiyen nedir? Mihri Nisa'yı göndermek mi? Sen kimin yanındasın Atmaca? Kimi koruyorsun? Kendi kararlarını vermekten aciz, korkak bir şehzadeyi mi? Şehzadem. Ben seni anladım Atmaca. Sizleri anladım. Şimdi aynı şeyi sizden bekliyorum. Eğer benim yanımda yürüyecekseniz kararlarımı tartışmayacaksınız. Ben hangi yoldan gidersem gideyim, yanımda olacaksınız. Taşlıcalı. Son nefesime kadar yanınızdayım şehzadem. Yavuz. Canım yolunuzda feda olsun. Emri ferman yüce şehzademizindir. Ne oldu? Konuştun mu hatunla? Bir faydası yok. 12'ye kıyılacak, orası belli. Biz bundan sonrasını düşünelim. Neden gelmedi hala? Mahidevran Sultanımızın elini öpmek istediler. Şimdiye kadar gelmiş olması lazımdı. Bir şey oldu belli ki. Mahidevran Sultanımız mani olmak istemiş olabilirler. Daha fazla bekleyemeyeceğim. Mesut gününde aslanımı yalnız bırakacağımı mı sandın? Hoş geldiniz valide. Varlığınızla bana kuvvet verdiniz. Neymiş bu bilmediğim şeyler? Hem payitahtta hem de Anadolu vilayetlerinde şehzademizi canı gönülden destekleyen paşalar, beyler ve reisler var. Bilhassa ulema içinde. Müneccim olmaya lüzum yok. Bu herkesin malumu. Değil sultanım. Şehzademizi Hürrem Sultan'a, Rüstem Paşa'ya ve hatta hünkârımıza karşı korumak için bir araya gelmiş çok değerli devlet adamları bunlar. Hiçbiri ifşa olmamış. Hatta birçoğu kendini Rüstem Paşa taraftarı gibi göstermekte. Atmaca'yı ve Yavuz'u onlar gönderdi. Atmaca'yı babanın yolladığını sanıyordum. Şehzademizin itimat etmesi için böyle söylendi. Kimden neyi gizliyorsunuz Mihri Nisa? Madem şehzademin yanındalar, açık açık konuşsaydılar. Sultanım, şehzademiz bunu kabul etmez. Nihayetinde devlet dediğimiz hanedan Ali Osman'dır. Ve şehzademiz kendi devletinin içinde böyle bir şeye müsaade etmez. Nikahla ne alakası var bunun? Ben alelade biri değilim sultanım. Denizlerin ve Cezayir'in hükümdarı Hızır Hayrettin Paşa'nın kızıyım. Siyasi ve askeri gücüm tahmin ettiğinizden çok daha fazla. Babam, abilerim, onlarca reis ve bizi seven binlerce insan var.
Yalnızca siyaseten kuvvetlenmek adına bile nikahlar kıyılırken ben şehzademize aşkla bağlıyım. Şehzadem, Allah bahtını açık, yüzünü ak eylesin. Amin. Rabbim güzel yüzüne keder vermesin. Amin. Zihnimde defalarca gördüm. Bir hayalin içinde değiliz artık. Vaziyeti neden daha evvel haber vermedin? Öğrendiğimde iş işten geçmişti. O halde nikaha mani olman icap ederdi. Bu mümkün olsaydı bunları konuşuyor olmazdık. Bir yolu var Atmaca ve sen o yoldan gideceksin. Kapıdan Paşa bizim için çok kıymetli. Başka çaremiz yok. Mühünisa Hatun'dan kurtulun.